Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Nasılız bugün? İyi miyiz? Borsanın bu çalkantılı durumundan, borsanın bu volatil durumundan nasıl hissediyorsunuz? Sizin şu anki psikolojik durumunuz, satayım, kurtulayım, zaten kazanamıyorum, zaten kötüye gidiyor, zaten önümüz seçim, zaten kısa vadede zengin olamıyorum, uzun vade bekleyecek de sabrım yok. Şu anda da 3000, 5000 lira, 300 lira, 500 lira zarardayım. Nereden geldin bu borsaya diyor musunuz arkadaşlar? Şu anki sizin psikolojik durumunuz nasıl? Şöyle bir ekranımızı küçültelim. Gidişata bir bakalım. Arkadaşlar şu an hala piyasa kapanmış değil. Yani bir konuşmak istedik, karşılıklı dertleşmek istedik. Umarız piyasa kapanana kadar burada olacağız. Arkadaşlar BIST 100 endeksi şu an 0,8 puan aşağıda. Yani 35 puan değer aşağıda 4435'lerde bugün sabahtan itibaren yani 4450'ler civarında gitti geldi gitti geldi. Yani burada bir kırılım yaşayacak mı? Burada bir yukarıya doğru 4000'e 4500'lere doğru bir artış yaşayacak mı? Bunu bir türlü göremedik. Yani aslında endeks de kendine bir yol alıyor ama bir türlü bulamıyor desek yeridir. Biz şöyle bir 200 günlük ortalamaya gelen endeksi beraber önce bir izleyelim. Ardından arkadaşlar takip ettiğimiz hisselere bir bakalım. Yine Twitter'da, sosyal medyada bazı önemli mesajları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hoşuma giden. Yani bizim ne yaptığımızı da sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar gördüğünüz üzere takip ettiğimiz hisseler arasında en çok gözümüze batan, en çok yeşilleri gördüğümüz Sasa ve Kayseri Şeker var. Şimdi diyeceksiniz ki yahu Sasa belki 4 aydır 5 aydır düşük seyrediyordu. Bir volatilite yoktu. Bir düzeltme evresindeydi. 105 lira ile 95 lira arasında gidip gidip geliyordu. Hatırlarsınız değil mi? Geçtiğimiz gün bedelsiz hisse dağıtımından sonra 46 liraya bölünen Sasa dün ve bugün yeşillerini yakıyor. Bütün diğer hisseler kırmızıyken Sasa yeşillerini yakıyor. Gelelim Kayseri Şeker'e. Eğer Kayseri Şeker de arkadaşlar bildiğiniz üzere halka arzdan itibaren dağıtımı yapıldıktan sonra biz hani 4-5 tavan gider diye beklediğimiz Kayseri Şeker ilk günden tavan bozmuş. Taban taban gitmiş. Yani vardır bunun bir düzeleceği zaman demiştik. Dün ve bugün Kayseri Şeker'de bir artış evresi görüyoruz arkadaşlar. Zaten Kayseri Şeker'in bugün KAP haber olarak verdiği çiftçilere prim ödeme tarihleriyle alakalı bir haber sanki bunu teşvik etmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Kontrol Mati'nin gelen KAP haberleri güzel. Yatırımları aldığı ihaleler güzel. O yüzden yeşilleri yakmış. Diğer bütün hisseler gördüğünüz üzere bugün yani hani söylemek de istemiyorum ama seçime bir hazırlık mı var? Seçimin belirsizliği yüzünden gerek küçük yatırımcı, gerek orta yatırımcı, gerek bütün büyük yatırımcı finansal kuruluşlar, bankalar hisse mi satıyorlar? Yani hafta sonuna ellerinde hisseyle girmek istemiyorlar mı? Böyle bir durum var arkadaşlar. Yani yarın Perşembe, öbür gün Cuma. Biz hani Perşembe günü öğleden sonra bir düşüş eğrisinin başlayacağını düşünüyorduk. Bugünden başlıyorsa bu düşüş eğrisi, Cuma gününü düşünemiyoruz bile arkadaşlar. Yedek akçelerinizi hazırlayın arkadaşlar. Cuma günü takip ettiğiniz, çok düştüğünü hissettiğiniz hisselerde alım yapmanız gerekebilir. Ford'a bakalım. Ford'u biliyorsunuz 200 günlük ortalamaya hiç gelmemişti. 100 günlük ortalama ve 50 günlük ortalamanın etrafında dolanıp duruyordu. Halen şu an 100 günlük ortalamaya yakın arkadaşlar. Şişecam 35 lira 88 kuruşla 200 günlük ortalamanın altına bugün sarktı arkadaşlar. Aslında dün sarktı. Bugün de teyit etmiş oldu diyebiliriz. Alım yerinde mi? Şişe cam camdır. Şişe cam her fiyattan alınır. Yeter ki kademeli olarak alım yapılsın arkadaşlar. Şişe cam bizce uzun vadenin göz bebeğidir diyebiliriz. Sasa'dan bahsetmiştik. Hektaş dibin dibini gördü demiştik. Kaç defa? Bakın dipten dönüşü görebiliyorsunuz değil mi? Dibin dibi dediğimiz rakam 22 liraydı. Şu anki geldiği rakam 25 liralardı arkadaşlar. Hektaş da güzel bir firma. Biz hiçbir zaman Hektaş'ı işte bu kötü firma, küçük yatırımcının parasını yiyorlar, işte
Balina parmaklar, o tombul parmaklar küçük yatırımcıyı eziyor, ellerindeki lotu alıyor diyemeyiz. Ama Hektaş'ta da kademeli alım her zaman candır. Şu geçmişe bakarsanız bakın, oklar çizmişiz. Neler yaptığıyla alakalı. Hep bir düşüş eğrisi, düşüş trendi devam etmiş. Geldiğimiz noktada inşallah bu trendi artık bozacağız. Artık şu seçimlerden bir kurtulalım. Artık şu pazar günü bir geçsin. Ak mı kara mı belli olsun. En azından pazartesi günü artık ekonomi politikası mı değişecek? İktidar mı değişecek? Hükümet mi değişecek? Yeni kişiler mi gelecek? Faiz mi düşecek? Faiz mi yükselecek? Bunu artık bir görelim. Şu borsadaki belirsizliği artık belirsizlik olmaktan çıkartıp fiyatlamaya başlayalım arkadaşlar. İsdemir, demir çelik sektörünün öncülerinden Ereğli'nin medarı iftarı. O bile hala 200 günlük ortalamanın altında, bir kıpırdama yok. TAV havalimanları arkadaşlar, takip ettiğimiz hisse 200 günlük ortalamanın altında. Önümüzde turizm var. Yaz sezonunda turizm çok iyi gidecek deniliyor. Türk Hava Yolları olsun, Pegasus Hava Yolları olsun, TAV havalimanları, yer hizmetleri, bunun yükselmesi lazım. Turizm sektörü açıldığı zaman, turistler gelmeye başladığı zaman, dolar getirmeye başladıkları zaman artık bu TAV havalimanlarının yükseliş eğrisine, yükseliş trendine girmesi lazım arkadaşlar. Astor, Europower 2 gündür artış evresindelerdi. Hani bir ralliye mi başlıyor dedik. Ne yazık ki bunun dönüşünü gördük bugün. Hani dün bazı arkadaşlar işte Europower düştü, alalım mı, Cuma'yı mı bekleyelim demişlerdi. Düşmeye devam ediyor arkadaşlar. Cuma günü hangi fiyattan olursa olsun alışımızı yapacağız. Biz böyle bir karar verdik, böyle bir plan yaptık. Onunla devam edeceğiz. Aston'un da gidişatı kötü değil. İyi arkadaşlar. Şuradaki gap boşluğunu dolduracak demiştik. Bazı arkadaşlar gap boşluğu nedir diye sordular. Açılışta direkt yukarıdan açtığı için şurada bir boşluk bırakıyor arkadaşlar. Örneğin geçen hafta Perşembe günü. Şu boşluğu şurada bir düşüş yaşar Astor şu şekilde. Boşluğu doldurup tekrar yükselişe geçiş olabilir. Bunu zaten dün de çizmişiz. Karalıya karalıya bir hal etmişiz arkadaşlar. Neyse kalsın şimdilik. Europower'a dönelim. Tarihi zirvesi 86 liralardan dönmüştü. Şu anki fiyat 75 lira. Onun da gap boşluğu vardı. Onu da doldurmuş bakın. Az öncekinin örneğini burada görebiliriz. Güzel. Europower'ın yükselmesini bekliyoruz. Yükselecektir de. Ama umarız şu yolu takip eder. Gelecek hafta Cuma günü 67 liradan alırız inşallah. Bu hafta Cuma günü de 73 liradan alırız inşallah. Neden olmasın? Ama tabii ki birçok arkadaşımız bir şey bize diyordur. Bırak yükselsin. Niye böyle söylüyorsun? İşte ben yüklü girdim. Arkadaşlar yüklü girmeyin. Seçim öncesi yüklü girmeyin. Acele etmeyin. Ne aceleniz var? Yarın zengin mi olacaksınız? Europower, Astor, Ford, Şişe gibi hisseler uzun yıllarca kademeli bir şekilde biriktirilebilecek hisseler. Hani Europower yeni çıktı. Niye böyle konuşuyorsun? Gesa'nın iştiraki. Güzel bilançolar olacak diye düşünüyoruz. Ümitliyiz. Popüler bir hisse. Yani bizim beklentimiz var. Kontrolmatik dediğimiz gibi bugün kap haberleri attı. Güzel işler aldığını duyurdu. O yüzden artıda hala. Vestel Beyaz, bundan bahsetmek bile istemiyorum. Gerçekten bizi, yatırımcısını hüsrana uğratan bir hisse. 200 günlük ortalamanın kat ve kat altında. Tamam, biliyoruz. Avrupa'da resesyon vardı. Doların durumu belli değildi. Üretim kısıtlanıyordu. Satışlar düşmüştü. Deprem bölgesi bir yandan, pandemi bir yandan, çip krizi bir yandan, her şey bu işte ihracat olayıyla alakalı, resesyonla alakalı, Fed'in faiz olaylarıyla alakalı. Tamam da Vestel Beyaz ihracat odaklı Avrupa'ya özellikle. Ford da aynı şekilde. Ford neden bu kadar düşmedi de Vestel Beyaz bu kadar düştü? Hani bazı arkadaşlar yorumlarda yazıyorlar, bazı YouTube yayınlarında da görüyorum. İşte zorlu Vestel Beyaz'ın sahibi, işte o biraz sıkıntılı, işte gibilerinden. Olsun.
Güzel. Vestel Beyaz 10 liralık fiyatıyla aslında portföyü çeşitlendirmek için güzel arkadaşlar. Temettü hissesi bugün bu kadar düştü, bu kadar bekletti, insanları bıktırdı. Yarın bir gün patır 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 bir ralliye başladı mı? Vestel Beyaz'dan iyisi olmaz. Şurası bir ralli, şurası bir ralli, şurası bir ralli. Düşüş şelale gibi olmuş. Tekrar bir ralli yapmış, tekrar düşmüş. Tekrar sanki böyle bir toparlanma evresinde ama hani benim daha zamana ihtiyacım var der gibi. Gibi gibi. Arkadaşlar şurada halka arz hisselerimizden bahsedelim. CV Enerji bildiğiniz üzere toparladı gibi bir şey oldu. Sonra tekrar bir düşüş eğilimine girdi. Şurada bir düzeltme yapıyor gibimize geliyor. Bu düzeltme biraz sürebilir. Seçimden sonraki haftaya da sarkabilir. Göreceğiz. Big Chef Gıda bildiğiniz üzere bunlar da gerek CV Enerji, gerek Big Chef, gerek Kayseri Şeker, BN Yapı. Arkadaşlar bunlar da arz fiyatının altına gelmişlerdi ne yazık ki. Tavan tavan gidemediler. 3 tavan 5 tavan yapamadılar. Hala beklentimiz var bunlarda. Ama dediğimiz gibi her şey dönüp dolaşıp seçime bağlanıyor. Yani bütün yollar pazar günü yapılacak seçimin ikinci turunda arkadaşlar. Şu an hala beklentimiz o yönde. Bakalım nasıl olacak. Devam edelim. Green Türk Tarım gerçekten kötü bir gidişattı. 5-6 tavanın ardından arz fiyatının altına gelmesi kötü oldu. BN Yapı aynı şekilde az önce bahsettiğimiz gibi arz fiyatının altında ya da tam etrafında şekilleniyor. Kayseri Şeker bugün gelen kap haberinden midir bilmem. Birkaç gündür özellikle küçük yatırımcından aldığı ahlar seviyesinden midir neden bilmem. Kayseri Şeker yükseliş evresine girdi gibi hani aşağıdan aşağıdan toparlama mı vardır? Nedir bilemiyoruz. Arkadaşlar dün de söyledik, önceki gün de söyledik. Biz yani ben son olarak Kayseri Şeker ve BN Yapı'nın halka arzına girdim. Kayseri Şeker'den 100 lot, BN Yapı'dan 50 lot aldım. Hala satmadım arkadaşlar. Ben de zararda bekliyorum. Büyük bir kar beklentim yok bu iki hissede de. Uzun vade bu iki hisseyi tutmayacağım. Burası da bir kesin. Ben bunlardan 300 lira, 500 lira, 1000 lira karımı alıp örnek veriyorum Astor'un üzerine koyacağım. Örnek veriyorum şişe camın üzerine koyacağım. Hektaş'ın üzerine koyacağım. Yani hani bazı arkadaşlar halen Twitter'da söylüyor ki işte halka arz furyası bitti. Bundan sonra halka arzlarda 5-6 tavan, 10 tavan beklemeyin. Ben öyle düşünmüyorum arkadaşlar şahsen. Bence şu seçim olayı bir bitsin. Seçimden sonra ekonomik politikalar bir yerleri yerine gelsin. Faiz inecek mi çıkacak mı? Yeni ekonomi bakanı kim olacak? Kimler bunlarla ilgilenecek? Asgari ücret ne kadar olacak? Ücretlerde düşüş, peynir fiyatı ne kadar olacak? Et fiyatı ne kadar olacak? Bunlar bir belirlensin. Ondan sonra halka arzlara giren küçük yatırımcı yine 5-6 tavan görüp karını alabilecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Bir de arkadaşlar gidişat dövizin fiyatıyla da alakalı. Döviz ne olacak? Faizler ne olacak? Araba sıkıntısı geçecek mi? Bakın her şey birbirleriyle bağlantılı. Ve her şey dönüp dolaşıp yine seçimlere odaklanmış durumda. Şu seçimler bir bitsin. Ak mı kara mı belli olsun. Kim seçildiyse o koltuğa otursun. Ondan sonra Allah kerim, Allah büyük ne olduğunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şöyle bir sosyal medyada balina avcısı az önce paylaşmış, çok beğendim. Plana sadık kal demiş arkadaşlar. Şu an biz ne dedik? Şu düşüşten ne hissediyorsunuz dedik değil mi videoların başında, videonun başında? Psikolojiniz nasıl? Satayım, borsa beni bıktırdı, borsa beni batırdı, kumarmış mı diyorsunuz? Yoksa şu düşüşleri değerlendirip yedek akçenizle alım yapmaya devam mı ediyorsunuz? Hissenize, şirketinize güveniyor musunuz? Ford'un bu kadar düşmesi sizi üzüyor mu? Şişe camın bu kadar düşmesi sizi üzüyor mu? Battık, bittik mi diyorsunuz? Yoksa o ne güzel, bak ucuzladı. Ben zaten şişe alacaktım. En iyisi şu köşede duran 5000 liramla da şişe alayım mı diyorsunuz? Rahat mısınız arkadaşlar? Balina avcısı da onu sormuş.
Onu söylemiş. Plana sadık kal demiş. Planınız neyse o plana sadık kalmaya devam edin arkadaşlar. Bu çok önemli. Bunun gibi daha çok trendler, eğriler, ayı piyasası göreceksiniz. Boğa piyasasında nasıl mutlu oluyorsak, seviniyorsak, ayı piyasasında da aslında sabırlı olmayı bilmemiz lazım. Şu an şu mavi mor çizgi endeksin 200 günlük hareketli ortalaması 4405'ten geçiyor. Bunun da zaten altına sarkarsak ondan sonra yandı gülüm keten elma diyebiliriz arkadaşlar bence. Neden diyeceksiniz? Burası büyük güzel bir destek. Bu destekten yukarıya bir ufak tip rally yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Benim beklentim bu yönde. Şöyle bir beklentim var. Bakın şuradayız şu an. Şuradan şurası 4405. 4400 diyelim. Buradan şöyle gitmemiz gerekiyor. Bakın şöyle de olsak en azından şu 4400'den kurtulmamız lazım. 4700'lere kendimizi atmamız lazım arkadaşlar en kısa vadede. Devam edelim. Semih Ayas yazmış. Kendisini takip ediyoruz. Özellikle Sasa ile alakalı güzel paylaşımları oluyor. Sasa'nın bugünkü yükselişinin ardında aslında arkadaşlar şu Katar'daki ne demiş bakın. Sasa Katar Ekonomi Forumu'nun davetlisi olarak hem şirketimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir diyor. Şu an Katar'daki ekonomi forumunda Sayın Erdemoğlu. Bakın şurada kendisi. Bu forum yeni iş ilişkilerine ve yabancı ortaklıklara gebe olabilir. Ülkemiz ve şirketimiz için hayırlısı olsun inşallah demiş. Şimdi arkadaşlar bugün ben de iş yerinde bizim muhasebeci arkadaşımızla konuşuyorduk. Kendisi belki şu an videomuzu izliyordur. Adının da geçtiğini bilsin. Dedim ki örnek veriyorum yani bilmiyorum ama mesela Erdemoğlu'nun şu an Sasa'da %60 payı olduğunu düşünelim. Katar'da bir tane yabancı yatırımcı buldu. %10 hissesini, kendi hissesini mesela yani bu işleyiş nasıl oluyor bilmiyorum ama %10 kendi hissesini bu yabancı ortağa dedi ki gel kardeşim lot başına 500 liraya satıyorum sana. Bakın bugün Sasa 50 lira. Lot başına 500 liraya sattığını düşünebilir miyiz? Olabilir mi acaba böyle bir şey? Satmasın 500 liraya, 70 liraya satsın, 80 liraya satsın. Yarın bu Sasa ne olur arkadaşlar? 300 lira, 500 lira, 1000 lira olmaz mı? Yabancı yatırımcı iyi gelmez mi? Yani bence iyi gelir. Tabii belki hayaller kuruyoruz. Belki 3-5 senelik bir dönemi burada sizle bir solukta anlatmaya çalışıyoruz ama belki de olabilir. Yani benim beklentim Sasa'dan yüksek. Neden olmasın? Bunu da geçelim. Halka arz analiz paylaşmış. Bundan size paylaşmıştık gündüz. Kayseri Şeker, pancar üretimi gerçekleştiren çiftçiye destek vermek amacıyla her yıl düzenli olarak yapılan avans ödemelerine ilişkin 2023-2024 kampanya dönemi avans ödeme takvimi KAP'a bildirdi diyor. Şurada takvim var. Tarihler var arkadaşlar. Bu güzel bir bildirim. En azından bakın çiftçiler ben sizi düşünüyorum. Bakın. Siz bizim ortağımızsınız. Bakın biz size şöyle şöyle ödemeler yapacağız demesi bizce çok güzel arkadaşlar. Umarız Kayseri Şeker'in bu KAP bildirimleri, kamu aydınlatma platformlarından yaptığı haberler, bildirimler devam eder. Biz de buradan sizlerle paylaşırız. Devam edelim. Uzun vadeli yatırımcının günlüğü. Bu arkadaşımızı da takip ediyoruz. Gerçekten güzel paylaşımları var. Bir arkadaşım özel mesaj olarak sormuş kendisine. Hisselerini bu gibi zamanlarda nasıl satmadan elinde tutuyorsun demiş bu arkadaşa. O da cevap vermiş. Çünkü baştan satmamak üzere alıyorum. Ama önce şirketten emin olmalıyım. Sonrası kolay. Ama isterseniz siz MKK'den yani E-Devlet'ten de bloke koyabilirsiniz. Satmamak amacıyla arkadaşlar. Örnek veriyorum. Ben de farazi diyorum ki ben asla Ford hisselerimi satmıyorum, satmayacağım, satmak istemiyorum dedim kendi kendime. E bu psikolojiye ben kendimi nasıl alıştıracağım? Ya da elim kayar bir gün, o çok kâr ettim, o çok düştü, satayım kurtulayım, borsa bitti, Allah kahretsin dediğim zaman
Eğer E-Devlet'ten bloka koyduysam ben bile satamıyorum arkadaşlar. Bu güzel bir şey. O yüzden en baştan planınızı belirliyorsunuz, o plana sadık kalıyorsunuz, satmıyorsunuz, alıma odaklanıyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki kendi kendinize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu 8 hisseyi asla satmayacağım diyorsunuz kendi kendinize. Mesela. Şu 2 hisseyi alırım, satarım, kar ederim, satarım, zarar ederim, üstüne koyarım, alırım. Şu alttakileri de mesela dersiniz ki kendi kendinize ya şuradan karambolden bir işte uygun faizli kredi düştü. Hepsini şu CV Enerji'ye basayım. Kredi taksiti geldikçe CV Enerji'den lot lot bozdurayım, kredi taksitini ödeyeyim diyebilirsiniz. Bakın bu da bir plan. Böyle de gidebilirsiniz. Ama tekrar ediyoruz. Şurada da yazımızı hafif büyütelim ki görsün bütün arkadaşlar. Burada anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar söyleyelim. Burada anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Bize yorumlarda iki hisse söyle de yolumuzu bulalım diyen Aytunç abi gibi bize de sormayın arkadaşlar. Öyle bir hisse yok. Yolumuzu bulduğumuz bir hisse yok. Yolumuzu bulsak biz köşe olurduk. Yani ben de sizin gibiyim. Arkadaşım birisi bugün yorumlarda yazmış benim hakkımda. Güzel yazmış. Evet beğendim. Demiş ki Güney hiçbir şey bilmiyor. Aynı bizim gibi. O da işte günceli takip ediyor. Sosyal medyaya bakıyor. Ama yine de güzel. En azından bizim bilgimiz olmadığı şeylerde haberleri bizlerle paylaşıyor. En azından psikolojimizi düzeltiyor. En azından bizim de karşılıklı bir sohbet ortamı oluyor demiş. Çok beğendim. Evet arkadaşlar bir şey bilmiyorum. Uzun vadeci yatırımcı bir şey bilmesine gerek yok. Al unut bitti. Ford'u seviyorsan Ford'u al unut. Ereğli seviyorsan Ereğli al unut. Araban Tofaş mı? Tofaş'ı seviyorsun değil mi? Al Tofaş'ı unut. Bitti. Bu kadar. Uzun vadeli yatırımcının bir şey bilmesine gerek yok arkadaşlar. Alayım, satayım. Ne gerek var? Ne gerek var? Çocuklarımıza bırakmayacak mı sadece bu lotları? İhtiyaç duymadığınız parayla borca harca girmeden yavaş yavaş kademeli bir şekilde biriktirmeniz yeterli. Bu kadar. Devam edelim. Bunu da geçelim. Bugün güzel paylaşımlar olmuş. Borsa izinde profil güzel paylaşımları var. Cemtaş 31 Mayıs'ta %395 bedelsiz ödemesi yapacak arkadaşlar. Bundan 5 gün salı ya da çarşamba günü. Evet. 100 lot Cemtaş hisse senedi olan yatırımcının bölünme sonrası 495 lot hissesi bulunacak. Gerçekten güzel. Bedelsiz hisse veren hisseler, bedelsiz bölünme yapan hisseler güzel arkadaşlar. En azından durduk yerde sizin hisseniz artmaya devam edecek. En azından fiyat aşağı gelecek. Psikolojik olarak yeni gelen yatırımcı o hisseden almak isteyecek arkadaşlar. Bitti. Geldik son paylaşıma. Bu güzel bir paylaşım. Gerçekten hoşuma da gitti. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Temettü veren şirketlere yatırım paylaşım yapmış. BIST 100 tatsız borsamızda 4400'ü aşağı kırmaya çalışmaları tam gaz devam ediyor diyor. Biz ne dedik? 4400 önemli. Şu an 4420'deyiz arkadaşlar. 4400 tam 200 günlük hareketli ortalamadan geçiyor. Bunun altına kırarsa devamı kötü olur. Bir boşlukta gibi düşer durur. Ama yukarıya doğru bir destek alıp yukarıya doğru giderse özellikle cuma günü de bu 200 günlük ortalamanın 4400'ün üzerinde atlatırsak cuma gününü benim ümidim var. Ben gerçekten gelecek haftadan gelecek ekonomi paylaşımlarıyla olsun, iktidarın belirlenmesiyle olsun, politikaların çeşitlenmesiyle olsun, şekillenmesiyle olsun gelecek hafta bence güzel bir ufak da olsa güzel bir rally başlayacak diye düşünüyorum. İçime doğuyor inşallah. Umarız gerçekleşecek arkadaşlar. Bugün çenemiz düştü. Gerçekten yani aslında piyasanın kapanmasını bekledim. Hala kapanmadı. Konuşuyorum konuşuyorum. Yani siz de şu an belki piyasanın kapanmasını bekliyorsunuz. 15 dakika var piyasanın kapanmasına. Trending Wave de 15 dakika geriden geldiğine göre şu anki şurada gördüğümüz rakamlar saat 5.30'u gösteriyor arkadaşlar. Güzel. Yani şu şekilde güzel demeye çalışıyorum. Bakın Sasa artı 3'te. Kontrol Matik artı 0.4'te.
Kayseri şeker artı 3'te. Diğerleri kırmızı ama hiç görüyor musunuz taban? %8-9 yok. Eksi %1, eksi %1, eksi %3 var şurada Astor'la Eurofavor. Onlar da zaten dün yükseldikleri için bu kadar düşüyorlar. Vestel Beyaz eksi %1,5. Yani bir tek şu SDTR %6 düşmüş. O da mutlaka bir sıkıntı vardır ki düşmüş. Yani demek istediğim şey şu. Tavanlar olmasın. Bakın. Tekrar söylüyorum. Tavanlar olmasın. Tabanlar da olmasın. Imıl ımıl güzel güzel kavga etmeden, kimseye karışmadan Şişecam Ford günde %1, %2 yükselse ne olur? Şöyle 5 gün boyunca %2 yükselse %10 yapar. 6. gün iş gününden bahsediyorum. 6. iş günü %3 düşse cebimizde gene var %7. 7. gün %1 artı yapsa yani bu şekilde olsun. Vay efendim işte Sinan Oğan şunu demiş. Vay efendim Muharrem İnce adaylığını çekmiş. Vay efendim işte şurada birisi bir laf söylemiş. O borsa eksi 9. O borsa artı 9. Ya böyle olmasın işte. Yani bu kadar volatil olmasına gerek yok. Bu kadar testere piyasasına gerek yok. Yani düşük düşük, az az, kademe kademe biz de alırken bilerek alalım. Diyelim ki kendi kendimize Şişecam dibin dibini gördü. 35 lira dibin dibi daha bundan aşağıya düşmez diyelim. Ama şuraya bakıyorum. Ya 200 günlük ortalamanın da altına sarkmış artık. Ne oluyor kardeşim? Kıyamet mi koptu? Şişecam niye bu kadar düştü diyorum kendi kendime. Daha da düşmez herhalde diyorum. Allah Allah ya. Şöyle bir gerisine bakalım. Yani hani bilmiyoruz ama bakın. Şurada bir direnç var. Dirençten dönmüş bakın arkadaşlar şurası. Şöyle bir çizgi atarsak. Şurada da bir tekrar bir çizgi atmak istiyorum. Evet, şurası. Şurada da bir destek var. Bilmiyorum bakın. Tekrar söylüyorum. Bilmiyorum. Belki şu çizgiyi yanlış koydum. Belki şunu yukarıda koydum. Ama ben eğer cebimde 5.000 lira var mesela benim bugün. Şişecam alacaktım. Bunun düşüşünü gördüm. Ya bir durayım derim kendi kendime. Şu Perşembe de geçsin. Cuma da geçsin. Cuma günü bakarız. Cuma günü belki daha çok düşer. Cuma günü belki Şişecam 34 lira 20 kuruşa düşer. Belki buradan döner diye düşünürüm kendi kendime. Çünkü şuradaki eski geçmiş grafiğine baktığım zaman şurada bir karmaşıklık var. Yani burada bir şeyler olmuş. Geçmiş geleceğin aynasıdır derler. Buradaki bu değişik ortam sanki burada da bir şeyler olacağı benzer gibi düşünüyorum kendi kendime arkadaşlar. Evet tamam. Çenemiz düştü bugün. Dilimiz şişti. Herhalde çok konuştuk. Arkadaşlar güzel bir gün olsun. Güzel kapatsın endeksimiz. En azından çok fazla dayak yemeden kapatsın. Dediğimiz gibi şu pazar günü seçimler de geçsin. Artık bir kurtulalım. Artık seçimin belirsizliği de bitsin. Biz de burada güzel güzel sizlerle paylaşımlarda bulunalım. Beklentilerinizi buradan yorumlarda da bizlerle paylaşabilirsiniz. Kademeli alıma devam, uzun vadeye devam. Al sat yapmayın arkadaşlar. Unutmayın al sat iyi değil. Trader değiliz biz. Al sat zarardan başka bir şey getirmez arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. İyi akşamlar dileyelim.